Bilhan Aktar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine size çok güzel bir konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım. Bu hafta sizlere ne mi anlatacağım? Özellikle ileriki yaşlarda cilt sağlığına önem verenler bu videomuza dikkatle odaklansın arkadaşlar. Bu hafta sizlere kırışıklıklarda çözüm olabilecek 5 mucize yağ ile ilgili bilgi vereceğim. Özellikle ileriki yaşlarda cildimizde kırışıklıklar oluşabiliyor. Bu kırışıklıkların azalması için cildinize uygulayabileceğiniz 5 tane bitkisel yağ hangileridir? Bunlarla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağım size. Fakat kanalıma halen abone değilseniz lütfen şu aşağıdaki abone ol butonuna basarak bana abone olmayı ve beğeni butonuna basarak da kanalıma destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelelim bu haftaki konumuza. Ciltte ince çizgiler ve kırışıklıklar belki biraz da yaşlanma belirtisi olarak da görüldüğü için özellikle bayanlar tarafından pek hoş karşılanmıyor ve bunu takıntı haline getirebiliyor arkadaşlar. Beslenme ve yaşam koşulları ile birlikte cildin kaybettiği özellikle oluşan çizgiler için çok fazla sıkıntı hissedebiliyorlar. Beslenme arkadaşlar ve sağlıklı yaşam uzmanlarının verdiği bilgiye göre sağlıklı ve düzenli beslenmek, yeterli miktarda su içmek kırışıklıkların azalmasında önemli rol oynuyor. Gelelim kırışıklıklar için kullanabileceğiniz doğal yöntemlere. Arkadaşlar, birinci yağımız Hindistan cevizi yağı arkadaşlar. Hindistan cevizi yağı ve %100 doğal Hindistan cevizi yağı içeren kremler kırışıklıkların gecikmesi için en önemli doğal yağlar arasındadır arkadaşlar. Hindistan cevizi yağı hafızayı kuvvetlendirmede de yine çok fayda sağlayabilen bitkisel yağlardan bir tanesidir. Özellikle cildinize de uygulayabilirsiniz. Kırışıklıklar için de çok fayda sağlayabiliyor. Saç için de yine cilt için de kullanılabilen bir bitkisel yağlardan bir tanesidir. Antioksidan özelliği açısından da çok zengindir. Cildi nemlendirir ve sıkılaşmasını sağlar arkadaşlar. Hindistan ceviz yağını mutlaka siz de bir deneyin derim. Akşamları birer defa yüzünüzü iyi bir sabunlu suyla yıkadıktan sonra cildinize temiz bir şekilde uygulayabilirsiniz. İkinci bitkisel yağımız kabak çekirdeği yağı arkadaşlar. Kabak çekirdeği de cilt kırışıklıkları için de kullanabileceğiniz gibi beden sağlığınız için de çok fayda sağlayabiliyor. Kabak çekirdeği yağı E vitamini açısından zengin olan bu yağ cilt üzerinde lekelerin yok olmasında, azalmasında destekleyebilen bitkisel yağlardan bir tanesidir arkadaşlar. Hücrelerin yenilenmesine destek olarak cilt üzerindeki kırışıklıkların azalmasında da yardımcı olabilecek bitkisel bir yağdır kabak çekirdeği yağı. Özellikle güneş lekelerinin azalması konusunda çok fayda sağlayabilen bir yağdır. Kabak çekirdeği yağı özellikle göz çevresindeki mimik kırışıklıkların azalmasında da yine yardımcı olan bitkisel bir yağdır arkadaşlar. Gelelim bir diğer yağımıza. Tavşanların çok sevdiği bir sebzeden bahsediyorum. Hangisi mi? Tabii ki havuç yağı arkadaşlar. Havuç yağı da özellikle bu yağda bulunan karotenoidler sayesinde antioksidan özelliği çok yoğun ve cildin yaşlanmasını azaltma özelliğine sahip bitkisel yağlardan bir tanesidir. Özellikle güneş ışınlarına karşı koruyuculuğu da biliniyor bu yağ. Yaz aylarında yapacağınız, hazırlayacağınız bir güneş yağının içerisinde de bulunabiliyor veya güneş yağlarının içerisinde de bulunabiliyor. Cildi nemlendiren ve güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyan havuç tohumu yağının cildi sıkılaştırıcı etkisi de oluyor arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Kan dolaşımını geliştirdiği için de hücrelerde taşınan oksijen miktarını arttırır ve cildin yenilenme sürecinde yardımcı olan bitkisel bir yağdır havuç yağı. Bir diğer yağımız ise evimizden de eksik etmediğimiz zeytinyağı arkadaşlar. Zeytinyağı özellikle cilt hücrelerini yenileyen ve cildi nemlendiren, zeytinyağı güneş ışınlarına, hava kirliliği gibi çevresel faktörlere de karşı korumada da yardımcı olan bitkisel bir yağdır. Aynı zamanda içilebildiği gibi sürülebilen bir yağdır. Bütün yağ karışımlarının içerisinde de bulunabilen bitkisel bir yağdır zeytinyağı.
asit oranı düşük yağları tercih edebilirsiniz zeytinyağında. İçerdiği ve içerdiği A ve E vitaminleriyle hücre yapısını korur ve yaşlanmanın cilt üzerindeki etkilerini geciktirebilen bitkisel bir yağdır. Pardon. Özellikle cildin yenilenmesinde yine zeytinyağı çok fayda sağlayabilen bitkisel yağlardan bir tanesi. Mutlaka evinizde kullanın. Hem için hem cildinize sürün. Canlılık ve parlaklık da vermede de yine yardımcı olan bitkisel bir yağdır zeytinyağı. Bir diğer yağımız ise arkadaşlar, özellikle bu yağı çok belki bileniniz yoktur. Hint yağı arkadaşlar. Hint yağı özellikle eski Mısır'dan günümüze kadar cilt bakımlarında kullanılan en eski yağlardan biri olan Hint yağı, cilt tarafından hızlıca emilme özelliğine sahip. Yani eskilerden beri de kullanılan fakat çok bilinen bir yağ olmadığı için belki de bilenleriniz vardır. Hint yağı kullananlar lütfen yorum kısmına aşağıya yazsınlar. Cilt tarafından hızlı emilebilen bir yağdır Hint yağı. Bu da yine cildin onarımında destekleyicidir. Bu özelliği sayesinde pek çok kozmetik kremlerin içerisinde Hint yağı ile nemlendiricidir ve yeni kırışıklıkların oluşmasının azalmasında da kullanılabiliyor arkadaşlar Hint yağı. Hint yağı saç bakımı için de özellikle kullanılabiliyor. Aynı zamanda kaş ve kirpiklerde de yine tercih edilebilen bir yağdır Hint yağı. Özellikle kaşlarda kullanabilirsiniz Hint yağını. Saç için de kullanılabiliyor. Bazı kişiler şampuanın içerisine birer ikişer damla katıp yine saçına uygulayabiliyor. Hint yağını da tavsiye ediyorum sizlere. Arkadaşlar, bu yağları nasıl uygulayacağınızla ilgili de bir bilgi paylaşmak istiyorum size. Yağlar nasıl uygulanır? Bu konuyla da ilgili özellikle kırışıklıklara iyi gelen yağları kullanmadan önce özellikle cildinizi iyice temizlemeniz gerekiyor. Bir sabunlu suyla, bir tonikle olabilir. Hani cildinizi veya elinizde bulunan bitkisel bir yağ ile de olabilir. Cildinizi iyice temizleyip gözenekleri açmanızda fayda var. Cildinizi temizleyip kuruladıktan sonra 1-2 damla yağı parmak uçlarınıza masaj yapacak şekilde kırışıkların bulunduğu bölgeye uygulayın. Örnek veriyorum, şurada bir kırışıklık varsa şu şekilde dairesel hareketler çizerek ya da yukarıya doğru bu yağı uygulayabilirsiniz. Yağı sürdükten hemen sonra başka bir kozmetik krem veya makyaj malzemesi kullanmayın arkadaşlar. Yani yağı sürüp temizlediğiniz o bölgeye yağı sürdünüz, üstüne bir krem tarzı bir şey kullanmayın. Çünkü cildin yağı emmesi 5 ila 15 dakika arası sürer. Papatya, zeytin, hint, hindistan cevizi, kabak çekirdeği ve havuç tohumu cilt üzerinde masaj yapılarak uygulanabilecek yağlardır. Emilimin daha iyi olması açısından bu yağları masaj yaparak uygulamanızda fayda var arkadaşlar. Yani bu yağları cildinize küçük dokunuşlarla masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Tabi bu yağların haricinde yine kırışıklıkların azalmasında size destek olabilecek bir bitkisel yağ da ben öneriyorum. Bu yağların haricinde 5 yağımız vardı. Yine aklıma şimdi geldi. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Argan yağı arkadaşlar. Argan yağı da cildin onarımında çok fayda sağlayabilen, çok iyi destek olabilen, özellikle saç ve cilt problemlerinizde argan yağını da yine kullanabilirsiniz. Göz çevresine her yağı uygulamak çok uygun olmuyor. Yani göz çevresi için de kullanabileceğiniz bitkisel yağlardan birkaç tanesini önereyim ben size. Onlar da şimdi aklıma geldi. Bu araştırdıklarımın haricinde. Kuş burnu çekirdeği yağı özellikle göz çevresine sürebileceğiniz ve kırışıklıkların azalmasında size yardımcı olabilecek bitkisel yağlardan bir tanesidir. Bir diğeri ise üzüm çekirdeği yağı arkadaşlar. Üzüm çekirdeği yağını da yine cildinize uygulayabilirsiniz. Özellikle gül hastalığı denilen roza rahatsızlığı olan kişiler de uygulayabilirler. Yine temizledikten sonra kurulayıp o bölgeye uygulayıp bir 5-15 dakika emilimini sağladıktan sonra yıkayabilirsiniz veya o şekilde de kalabilir. Yine üzüm çekirdeği yağını da size tavsiye ediyorum. Mutlaka bu yağları tercih edebilirsiniz. Tabi cilt beslenme ve yaşantıyla da biraz alakalı, su tüketmekle de biraz alakalı arkadaşlar. Yani cildinizin daha sağlıklı kalabilmesi için, daha gergin ve diri olabilmesi için özellikle bu yağlardan faydalanabilirsiniz. Bol bol su içmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
Kanalıma hala abone değilseniz lütfen şuradaki abone ol butonuna basarak abone olun ve beğeni butonuna basarak da bana destek olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Dükkana hoş geldiniz. Hoşça kalın diyorum. Yeni konularda görüşmek üzere.